utanmadan miting meydanlarına zorla doldurduğunuz işiyle, ekmeğiyle tehdit edip kendi safınıza çekmeye çalıştığınız vatandaş artık size kanmıyor, güvenmiyor. Son olarak Emirdağ Belediye Başkanı'nın düştüğü ayıp geldi kulağımıza. Kendisi memuruna ve işçilere seçim günü oy pusulaları ile fotoğraf çekme zorunluluğu getirmiş. Vallahi billahi kraldan çok kralcı bunlar. Ciddi söylüyorum ya. Bunlar iyice rotayı şaşırdılar ya. Sen milletin iradesinin ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmiyor musun? İnsan karısından fotoğrafını çek koyayım diyemez ya. Kardeşine diyemez, oğluna diyemez ya. Bu neyin kafası ya? Bu neyin kafası? Siz sıyırdınız da, biz sıyırmadık da. AKP'ye oy vermeyi zorunlu hale getirmişsin. Ama hak, hukuk, adaletten bahsedenler böyle bir gaflete nasıl düşerler? Millet iradesini nasıl hançerlerler? Bu gücü ve yetkiyi kimden nasıl alıyorlar? Muhtarlar da AKP'nin elinde bir koz olarak gördüğü kişiler. Muhtarları topladılar. Her seçim toplar bunlar. Devletin kasasından ziyafetler hazırlanır. O şaşalı hediyeler filan. Ondan sonra bir dönem geldiler, cep telefonu dağıttılar. Bir dönem geldiler, tablet dağıttılar. Bir dönem geldiler, bilgisayar. Bir dönem geldi, işte bunlara sizi şöyle yapıyoruz dediler. Şimdi de ne demişler? Tayyip giderse siz bitersiniz demişler. Muhtarları topluyorlar, onlara gücü yetiyor. Onlar da mahallesine, köyüne hizmet götürme derdinde olan insanlar. Şu anda 14 Mayıs'a kadar gitmeyenleri kara listeye falan alıyorlar. Sizin o listelerinizi yırtıp başınıza atacağız. Bizim milletimiz arasında hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, muhtarlarımızın bu milletin başında muhtarlık konumunda bulunan insanlar o bulundukları mahallelerin devlet adına son temsilcilerdir. Oradaki temsilcilerimizi oyla Cumhurbaşkanı'nın siyasi varlığını sürdürmekle veya şu veya bu partiye oy vermeye dayatmakla bir ceberrüt düzen anlayışını 14 Mayıs'ta başınıza yıkacağız. Başınıza yıkacağız sizi. Bu toplantılarda bir şova dönüşür. Yine bu toplantılardan birisi yapıldı. AKP topladığı muhtarları oy toplayın dedi. Bu da yetmedi. Cumhurbaşkanı seçimi kaybederse sizler vebaldesiniz, kaybedersiniz. Muhtarlık vazifesinin düştüğü konumu görüyor musunuz? Muhtarlara şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanı size il ve ilçe başkanlarından daha fazla önem veriyor. Kendi partilerinden daha çok önem veriyormuş. Bu ne seviyesiz bir yaklaşımdır? Yahu muhtarlar sizin partiniz için oy toplama mercileri değildir. Mahalle sorumlularınız yetmedi. İlçe başkanlarınız yetmedi. Sivil toplum örgütü temsilcileriniz yetmedi. Şimdi muhtarları devreye soktunuz. O da yetmez. Vali hanımın elinde bir tek bayrak yok AK Parti'nin. Bir tek bayrak yok. Diğer bütün çalışmaları sağ olsun sayın valimiz yapıyor. Şimdi anlatacağım. Vali hanımla da ilgili, bugünkü programla ilgili. Muhtarlar Derneği Başkanı da bu toplantıda gaza gelmiş, kürsüye çıkmış. 14 Mayıs Zafer Bayramımız şimdiden kutlu olsun diyor. Sayın Başkan, gerçekten bizim bir tane Zafer Bayramımız var. O da her yıl 26-30 Ağustos arasında kutlanan 30 Ağustos Cumhuriyet Bayramımız, Zafer Bayramımız, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu, Cumhuriyet'in de ilan edildiği bu kutsal topraklarda bir tane bayramımız var. Siz neyin bayramı, yeniden bayramı çıkartma derdindesiniz Sayın Başkan? Sizin göreviniz Muhtarlar Derneği Başkanlığı yapmak. Eğer siz siyaseten bunların gazına gelip de, bak provoke ediyorlar, konuşmayı canlı dinliyorlar, sizden iyi dinliyorlar bu konuşmaları. Onun için otobüsü buraya yolladılar, Göbek'ten çevirdiler ki bak ardından da ikinci ufak arabası geldi. Şimdi bu arkadaşlar çıkmış orada 14 Mayıs'ın Zafer Bayramı'ndan bahsediyor. Ben buradan kendilerine hatırlatıyorum. AKP ile beraber paralel yönetim anlayışı girdi Türk milletinin gübetine. Paralel kutlamalar girdi. Alternatif bayram kutlamaları yaptılar biliyorsunuz. Be kardeşim,
aklını başına al. Suat Uygur, sana sesleniyorum. Siyasilerin oyuncağı olma, bizim de olma. Kimsenin olma. Bu ülkenin birlik beraberliğine zarar verecek her türlü dilden uzak dur kardeşim. Sana tavsiyem, siyaset yapmak istiyorsan buyur. İstediğin partide özgürce siyasetini yap, saygı duyarız. Gel meydanlarda kime ne söyleyeceksen söyle. Bizim de ona verilecek bir cevabımız vardır. Ama şimdi sen Muhtarlar Derneği Başkanısın. Bu makamda bulunduğun için senin hiçbir partinin propagandasına, şununa bununa alet olmaman lazım. Bulunduğun makamı da alet etmemen lazım. Biliyorum işiniz zor. Ama sizi de kurtaracağız bu darboğazdan. 3 gün sonra biz de sizi de kurtaracağız sayın muhtarlarım. Sayın sivil toplum örgütü temsilcilerim. Değerli basın mensupları. Gerçekten söylüyorum AKP'ye oy vermeye artık köleleştirilmiş arkadaşlarım. Sizleri de kurtaracağız 14 Mayıs'ta. Sizle beraber Türk milletini kurtaracağız. Türk milletini kurtaracağız. Türk devletini kurtaracağız Allah'ın izniyle. Siz kendinize yeni bayramlar üretmeye devam edin. Canım ülkemizi zorbalık meydanına çevirmeye çalışanlara biz geçit vermeyeceğiz. İnsanların duygularını, düşüncelerini, inançlarını sömürenlere, istismar edenlere izin vermeyeceğiz. Her zaman altını çizdiğim gibi biz iyilikten, güzellikten, hoşgörüden yanayız. Biz milletten aldığımız güç ve iradeyle millete zulmedecek bir anlayışta değiliz. Biz milletin efendisi değil, elçisi, vekili olmaya kararlıyız. Hizmetkarı olmaya kararlıyız. Bu düzen bozulacak. Baskıcı anlayış son bulacak. Buna bizim inandığımız kadar hemşerilerimiz de inanıyor. Gittiğimiz her yerde görüyoruz ki bizimle yürüyenler her geçen gün çoğalıyor. Çığ gibi büyüyerek Allah'ın izniyle 15 Mayıs sabahı ülkemizin üzerine bir güneş gibi doğacağız. Kara günler son bulacak. Vatandaşı kandırmaktan hiçbir zaman imtina etmeyen Vekil Özkaya bu kez kandırma girişiminden sonra kışkırtmaya da başladı. Biz ve diğerleri anlayışıyla halkı kin ve öfkeye sevk etmek bir siyasiye ne kadar yakışır? Hele hele şu anda seçilmiş milletvekili konumundasınız. 3 gün daha süreniz var. Sizin gibi bir milletvekiline yakışmaz bu. Halkın oylarıyla meclise girdin ve onlara vekalet edeceksin. Hem bir avukat hem de bir vekil olarak bu söylemleri kendine nasıl yakıştırıyorsun? Vatandaşın gerçekten ne yaşadığını biliyor musunuz? Bilmiyorsanız büyük ayıp. Bilip de bilmezlikten geliyorsanız o daha büyük ayıp. Bunlar biliyorlar ne halde olduğumuzu, bilmemezlikten geliyorlar. Ayıbın en büyüğünü bunlar yapıyor. Ayıbın en büyüğünü bunlar yapıyor hemşerilerim. Vatandaş faturasını, kirasını ödeyemiyor. Vatandaş pazardan meyve, kasaptan et alamıyor. Vatandaş çocuğuna bayramlık alamıyor. Vatandaşın gelecek kaygısı var. Sen hala çamur at izi kalsın hesabından bir de kalkmış diyorsun ki Sayın Özkaya, Afyon'a özel jetinizle inebileceksiniz. Yahu bu vatandaşlar alay etmek değil de nedir? Söyler misiniz bana? Şimdi size soruyorum. Afyon'da kaç tane iş adamının jeti var? Bir tane var mı? Ben bilmiyorsam söyleyin Allah aşkına basın mensupları. Bir tane jeti olan bir iş adamımız var mı Afyon'da? Afyon'da bu arkadaş cozutmuş. Geçen hızını alamadılar. Oradaki formalite Afray temel atma töreninden fiyasko ile çıkınca hızını alamadılar. Şimdi havaalanının oraya gitmiş dün. Sayın Özkaya ben bu basın toplantısını ondan dolayı bugün erteledim. Orada pist arıyor, pist. Eline de şey almış. Mercek. Pist var mı yok mu onu kontrol etmeye gitmiş oraya. Vay bu milletin haline ya. Vay bu milletin haline ya. Şu düştükleri duruma bakar mısınız? Allah aşkına ya. Jetine ineceklermiş. Ha ama onların vardır jeti. Ankara'da falan tutuyorlarsa. Bir ihtimal kazanırsak jetinden geleyim falan diye orayı kontrol etmeye gitmiş olabilir Sayın Özkaya. Kendi de biliyorsunuz malum örgütün borsasının avukatı. O borsanın avukatlığını yaptığı için limit sınırsız. Belki jeti meti olmuştur kendisini.